Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere oya ağacı nasıl budanır? Oya ağacı budarken nelere dikkat etmemiz gerekir? İncelikleri nelerdir? Püf noktaları nelerdir? Ondan bahsetmek istiyorum. Önce oya ağacını da bir tanıyalım. Şu an benim oya ağacım henüz daha küçük, yani gövde kalınlığı yeteri kadar kalın değil. Yeni edindiğim bir bitki. Ama görselliği çok güzel. Yeni sürgünlerinin ucunda pembe çiçekler açar. Çok albenilidir, gösterişlidir. Onun için peyzajda, bahçe süslemelerinde çok güzel kullanılan bir bitkidir. Şimdi budamanın inceliklerine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, oya ağacım burada. Dikimini yeni gerçekleştirdim. Bakın, hataları sayalım önce. Üreten kişi buradan kesmiş ama bu fazlalığı almamış. Kesinlikle bütün budamalarda bu en geçerli kuraldır. Bu kadar uzun bir pay bırakılmaz. Tamamen gövdeye sıfır kesilir ki bitki bu yarayı kapatsın. Bakın gördüğünüz gibi yara kapanmamış. Bakın şuradaki küçük parçalar görüyorsunuz. Onlar da tam alınmadığı için bitki kapatmaya çalışıyor yarayı ama başaramıyor. Aynısı burada da var. Şimdi onların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Aşağıdaki dallar kesinlikle alınır arkadaşlar. Çünkü oya ağacında temel esas güzel bir taç kısmı oluşturmaktır. Bakın ince dalların hepsini kesiyoruz. Tamamını kesiyoruz. Ve gövdeye sıfır kesmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir tane parça var. O yarayı bitki 2 yıl boyunca kapatamaz. Hemen aldık. Şimdi nereden devam edelim? Bakın şuradaki yarayı görüyorsunuz. Yine çok uzun bırakılmış. Kesinlikle alınmamış. Şu ince dallar alınır arkadaşlar. Burada kaç tane hakim dal bırakmak istiyorum? 1, 2, 3, 4. Burada da 3 tane var. Güzel bir taç kısmı oluşması için 7 tane dalcık yeterli arkadaşlar. Bu dallar kalınlaştığı zaman çok daha güzel görseller oluşturacak. Şimdi şu parçayı alıyorum bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık bu yarayı bitki kapatır. Oya ağacında şu ince dalların hepsi alınır arkadaşlar. Benim ağacım henüz daha genç bir fidan olduğu için cılız görüyorsunuz dalları. Ama bunların hepsi alınır. Ve yıllık budama yapılır. Çok güzel bir taç kısmı oluşturmaya çalışılır. Ve bu şekilde peyzaj süslemelerinde, bahçe süslemelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Çok şık bir ağaçtır. Yerini severse yaz boyu çiçeklidir arkadaşlar. Evet, ben şimdi işlemi tamamlayıp ardından son görseli sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün ince dalları almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oya ağacı şurada görüyorsunuz bakın geçen senenin çiçeği. Şuradan bir sürgün vermiş. Bu sürgün neye dönüşmüş? Çiçeğe dönüşmüş. Aynen şurada bir sürgün vermiş ve çiçeğe dönüşmüş. Onun için ince dalları almakta hiçbir sakınca yok. Yeni oluşturacağı sürgünün ucunda çiçekler açıyor. Onun için ana dalları, hakim dalları bırakacağız. İnce dalların hepsini alacağız. Arkadaşlar, az önce bitkimize zarar verdiğini düşündüğümüz o budama fazlasını aldık. Bakın görüyorsunuz şuradaki kahverengiliği. Oradaki kuruma alta doğru ilerlemeye başlamış. İşte bitkiye verdiği zarar budur arkadaşlar. Şuradaki parçayı da aldık. Tamamen iki gövde. Her gövdede üçer dal üzerine bıraktık. Şimdi şu şekilde ayıracağım. Ve iki ayrı yönde
taç oluşturmaya çalışacağım ve daha güzel bir görsellik yakalamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bütün ince dalları, o ince dalların hepsi çiçek sürgünüdür arkadaşlar. Uçlarında zaten çiçek kalıntılarını az önce gördünüz. Tamamen temizleyip uzaklaştırdık. Şimdi buralardan patlayacak gözlerden çıkacak sürgünlerin ucundan çiçek açacak ve istediğimiz görselliğe kavuşacağız. Arkadaşlar, bugünkü paylaşımım bu kadar. Kanalıma destek abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.